Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Götetem beklemez. Yanımızda Götetem var. Savaşıyor. Götetem savaş. Halka eğlendir. Mali'ye bu sefer karışmıyor. İster abone ol, lan ister olma. Siktir lan, abone olsun zaten. Ha, o zaman karışmış oluyorum değil mi? Doğru. Yani bugün sizi güldüreyim. Güldür bak. Sizi güldürelim. Allah kahretmesin. Yani gençler. Ben kaçar. Yine hayat zor ya. Biz o konuya gelelim. Bizim hayatımız gerçekten çok zor ya. Biz normal şeyler yaşamıyoruz. Dört yanımızı vefat sarmış. Dolduruyorum. Öldüm hemen ya. Bu benim şeyim bozuldu işte ya. Bu oyunu geçen evde yormuyorum. Hiç oynayamadım. Ayarlar sürdü. Çaldım ne görecekler ki? Sözler. B'de düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Altar yapsana bir. Ne yapacaksın? Bakayım. Ha, tamam çalış. Artık ne zamanım Ali? Seks. MVP'lerim bende. Hadi bakalım. Pişmanlıkların. Bir boka yaramadı zaten. Ya bunlar hemen küfür ediyor ya. Küfür etmeyin arkadaşlar şimdi. Küfür ediyoruz ediyoruz. Bir de biz burada var ya, kışı yaşıyoruz yemin ediyorum. Şu an 10 derece falan herhalde artık. Kaç dereceye düştü oğlum bu hava? A'da düşman var. Yani 22 diyor. Hissedilen başka bir şey herhalde. Ben 5 hissediyorum. Sağda tutuyor. Onu da şey olmasın diye, pembe götlü gibi olmayalım diye. Ya beni hemen öldürüyorlar ya. Spike A'da düşüyor. Hemen öldüm ya. Silah mı aldın? Kalkan almayı unutuyordun sen. Kalkan almadın mı? Şunu öldürüyoruz. Dolduruyor. Ne dedik de? Düşman silindi. Devam edebilir misin? İyileştiriyorum. Yok ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Dört yanımız vefasız olmuş. Vefasızlar. Hainler. Farkın orada olabilir, dikkat et. Bolleşler. Oğlum hadi ya, bir tam yenilin gitsin de ben oynayacağım hadi ya. Oynayamıyoruz da. Sen de düşmana kafa atma amına mermi. Mermiyi niye kafa atıyorsun? Son 30 saniye. Hep böyleydi zaten Mali. Salaz donlattın. İz yok, salam diyeceğiz. Aklımda böyle şeyler mi yaşarız? Sekreti çıkmasına idam ettirmiş bunlar. Demek ki her zaman akıllı olmuyor. Terif alsana yani. Ne. Çocuklar sesine kız ya. Açık mı var? Hepsi açık. Şu nasıl sesleri, kapalı? Ay iş oldu. Küfür ediyorlar ya. Küfür ediyorlar, ondan sonra benim... Ahlakımı bozuyorlar. Ahlakım da varmış. Onu da bırakmadılar ya. Onu da bırakmadılar, artık ahlaksız da olur. Sen hep şerefsiz bırakmış. Allah belli. Ha şu var. Standarta göre çok yüksek. Hadi. Çekiliyorum. Lan oğlum çekil lan. Hatta acayip yüksek. Ne? Ahlaksızlık da mı amına? Hani Türkiye'nin ortalamasına göre acayip yüksek bir ahlakın var ama çok da şerefsiz sanırım. Dolduruyorum. Aman abi. Sonuçta sen yapılması gerekeni yapıyorsun. Doğruyu söylüyorsun. Dürüstçe davranıyorsun. İşini düzgün yapıyorsun. Daha ne yapacaksın amına koyayım? Köpek olacağız. Değil mi? Köpek olursan herkes iyi der. Maalesef. Ama o zaman da iyi demiyorlar. O böyle birkaç vakit geçiyor sonra yine ağzına limit şu. Sen limitini düşürürsen yani atıyorum sürekli köpek olursan. Yani sürekli köpek gibi olursan
Köpekliğinde bir kıymet kalmıyor, anladın mı? O yüzden... Hayır, böyle bir gariplik var. Yok, insanoğlu şey oğlum. Aç köpek. Kalleş, kalleş. Hepsi de değil de genel. Çoğu, çoğu abi, çoğu. Böyle. Bir düşman kaldı. Kendini bir boksana işte. B'de evet. Düşman görüldü. Ne demiş Aşk Veysel? Evet. Güzelliğin 10 para etmez. Eşya al. Ben de gibi başka oldum. Aynen. En güzel demiş. Hemen söylüyorum. Güzelliğin 10 para etmez. Ben de ki aşk olmasa. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Adam Ankara'yı almamışlardı biliyorsun değil mi? Halk kıyafeti var diye. Ama bana. Güzelliğin o ne amına bak. O bana bir şey vurdu. Gidiyorum. Geldi geldi. Işınlanma. Bir şeyler atıp duruyorlar buraya. Amına koydum, ne ara geldi? Manyaklar ya. Dikkat. Buraya bakın. Tarıyor zamanı alıyor. Ah. Arkamdan ne geliyor? Ya bu oyunda bu tarama işini düzeltmeler lazım ya. Ben çocukluğumdan beri buna alıştım. Ben hareket ederim, vururum, kaçarım, anladın mı? Böyle hareketsiz bir şekilde vurmak bana çok saçma geliyor. Yo, Spectre al o zaman. Spectre, ona uymayın. Yani... Böcek. Vurmak diye bir şey olmamalı. Silindim. Bana şu Neon karakterini alsana, o hareket ediyor, bir şeyler uçuyor, kaçıyor. Bir düşman kaldı. Olsun o zaman Ali. Çalış sabah akşam yani, olmaz böyle amına koyayım. Güzelliği on parasını. Bu bende ki aşk olmasa. Yükle ve ateşle. Bu kadar basit. Hadi hadi hadi. Haydi 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 haydi. Gençler, kendi kararlarını alamayan insanlardan uzak dur. Yani ne olarak uzak dur? Hiç merhaba demeyin amına. Oğlum başınıza bela, vallahi billahi bela bak. İyi de yani büyüyünce büyümüyorlar. Ya büyümüyorlar ne? Büyürken çocuklar genelde ya ile onlar ileride var ya, anlıyorlar. Ama işte anladıktan sonra her şey işte geçmiş olacak. Lan çekil çekil. Bu ne yapıyor? Malik. Taşak geçiyor. Öldü bu. Demek ki bağlantı mı top? Aynı bağlantı. İyi, vurdu. Aa, onu da çıkardı. Uçuyor, kaçıyorlar benim oraya. Süleyman askeri mi? Manyak. Süleyman aşağı. Pişmanlık fayda etmez. Geber. Artık. Hadi ya. Bir düşman kaldı. Öyle kolay kolay ölmem. Mükemmel. Boşuna çalışmamışız. Silah burada. Hey abla. Dövmeli abla. Şu karakteri istiyorum ya. Şu karakter hızlı hızlı bir şeyler yapıyor ya. Direkt seni diyor zaten. Tipi bok gibi de amına koyayım. Bir tane çiçekli kız vardı. O çok güzeldi bak. Şeyi al. O kız çiçekli mi? Çiçekli şey, kelebek yüzüğü vardı. Çok tatlı. E tamam, onu aldım işte, Clow. Ama o kız güzel yani. Karakter olarak demiyorum ben. Yani tipi güzel. Bana spahatı vur diyorlar.
yerinde. Bunlar şimdi buradan gelirler. Gelin bakalım. Mühendis indi. Hadi biraz hareket. Bir düşman kaldı. Tertemiz. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. Yine sonuncuyuz ya. Ben bu oyunu bilmiyorum ya. İyi. Çok arada oynadığım için. Doğal. Ben kaçar. Ne vardın oynarsın Ali? Harbi lan. Çatır 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 çatır. Dolduruyorum. Zafer hayat. Bu oyunla alakası yok mesela Warzone. Warzone dediğin yani full hareket. Hareket ederdik, vururduk mis gibi tak 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 tak. Warframe mi Warzone? Warzone. Warzone oynardık ya oğlum ya. Ha doğru şey. Ha bir de onda da Warzone bir yere ilk gerçi ama bozdu oğlum biliyor musun? 128 tane silahdan 60 tane bıraktı. Bir de 2 diye çıkarttılar Warzone 2 diye. Ya salak salak şeyler. Warframe de çok iyi oyundu. Aynen o da. Yani çok çok fark ettim. Duygularıma şey olmuş bir oyundur. Oturduk üzüldük hatırlıyorum. Yani kaçıncı görevdi? Can, ortalarda bir yerde bir görevdi. Ama öyle muhteşem bir müziği vardı. Evet. Şeyleri vardı. Bildin üzüldüm lan adam. Buraya kadar. Dolduruyorum. Düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Ya yürüyün gidelim hadi vuralım. Bir düşman kaldı. Beşli bela. Beşli bela mı? Bu ne oğlum? Kim öldü bu? Ha sen beş kere beşinde mi öldün? Gücünüzü yo. Toplayın. Bir savaş daha var. Ha siz hepsini öldürdünüz. Hepsini. Beşini de bilmiyorum nasıl heyecanlandı. Bir gün onu da yaparız oğlum. Oo. Büyüyeceğiz. Büyüyeceğim ben. Hayat neden beni yoruyorsun? Hayat sevdikçe güzel. Hayat siktirler. Hayat sevdikçe rezil amına koyayım. Vallahi bak kimseye bağlanmayın amına koyayım. Doğru kişiye bağlan. Doğru kişi san yani doğru sandığınız doğru olmuyor. Doğru olmayabiliyor. Yani bunu her zaman bilemiyorsunuz. Evet. O buradan geliyorlar. Bu bizden mi lan? Hayat sevdikçe güzel. Hayat sevdikçe güzel. Bir kuşun gelen. Kızdım ama. Kodumu çocuklar. Gösterin yukarı. Amına kodu. Dikkat. Geliyor. Hem de elektrikle. Sıktı bu arada. Ondan lazım, o hero ondan lazım. Tam senin hero evet. Bak boşa boşa adam öldürüyorum ne güzel. Ya böyle oturuyor. İşte böyle oturmasına gerek yok bu hero. İşte oturmak boturmak boş işler bir abi. Düşman kaldı. Sana boş lan şerefsiz. Anladım. Şey gibi ya. Sanki çapulcu askerleri gibi. Niye ne alakası var? Yani asker şey yapar amına. Oğlum bir komando koşarak da adamı vurur indirir anladın mı? Yani öyle bir ihtimal var. Bu amına koyayım. Bunlar çapulcu sürüsü ya. Örgüt amına koyayım bunlar. Daha farisi bunlar amına. Daha bitmedi. Ha neymiş hareket? Bir de yani hareket ettiğin zaman şey yapıyorlar. Ne? Kötü bir şeymiş. Hadi, hadi, hadi. Yani bu oyunda kötü. Saçma bir şey. Mesela Enlisted'de hareket ederken vurabiliyorsun adamı. Olması gereken. Tam çok realist bir asker şey. Oğlum onlar. Ama ben hala diyorum ki durarak vur. Sen çünkü bu aptal oyunu oynamış. Sen de aptal şu oyun tek güzel şeyi hani hızlı hızlı oyun atıyorsun falan. Gidiyorsun öldürüyorsun başka bok yapmıyorsun. Beynini kullanmıyorsun resmen. Zekalı yine şey refleksleri kullanıyorsun. Yani sadece refleks. Küçücük taktikte yapıyorsan yine beyni kullanıyorsun. Şey, Counter'dan daha çok beğeni kullanıyor. Burada skill'ler falan var yine. O doğru. Counter da
dümdüz oyun işte. İşte o ileriki şeylerde orada da iyi taktikler yapıyorlar galiba. Yani ne kadar iyi olduğunu bilmiyorum ama. Taktiği mahtiği naman alayım. Spider C'de düştü. Bir düşman kaldı. Bu düşman nerede? Senin düşmanın Leon. Leon mu? Elektrik çıkar. O beni öldürür. Dolduruyorum. İnsan kendinden korkarmış mı Ali? O da bir özür dilerim. Doğru bir araç. Onları öldürmek için güzel silahlar seç. Belki biraz sevinirler. Bazı insanlar da susunca kendini güçlü sanır. Maalesef. Çünkü şundandır. Şöyle bir söz vardır ya hani. Sus da haklı oldu. Sus da adam sansınlar falan. Ya da şey aptallar tartışılmaz falan. Yani oysa ki bu her zaman öyle değil ki amına koyayım. Aslında bomboş, içi boş. Yo, her zaman boş değil. Gerçekten her zaman aptalla tartışmayacağım da. Ama yani... Ama karşındaki aptal mı değil bunu algılayamayacak ya da salaksan... Evet. Zaten o söze sen yakışmıyorsun. Kesinlikle. Bu ne oldu? O senin adamın şarkısı. Ben kaçarım. Spike C'de düştü. Aşağıda da var. Gözlere dikkat. Geliyor mu? Yakar. Niye olmuyor oğlum? Tam şeye vuruyor. Tam kapıya vuruyor. Yok bir şey. Neyse siktir. Bazı şeyleri zorlamamayı öğrendim. Oo. Gerçekten bak. Bir şeyler olmuyorsa bir şeyler... Annem benim ama hep derim yani. Hani zam, bir şey, bazen... sürekli bir şey çıkıyorsa karşıma şey yapmalı. Evet evet. Ama ben aptalım ben bir sürü şey çıksa da koştum durdum koştum. Bir düşman kaldı. Mal olmam yani. Mal olduğuma inanıyorum artık ya. Çok bu, nadir şeyler. Bu da çok kötü bir şey ya. İnsan inanmaya başlıyor mal olduğuna. Ya işte o yüzden... Mal olmadan ilk önce bilmem lazım. Ama sen mal mısın değilmişsin. Ben öldürecektim ya. Ne güzel pusu olmuşuz. Adama şey yapacaktık. Hainlik. Gerçekten çok zeki, akıllı bir insan. Ha göçsün, vatan aynısı falan filan. Onlar başka. Ama gerçekten çok zeki, akıllı bir adamsın. Ve iyi kalplisin de. Ama göçsün. Ya o götün altını çiziyorum. Ben oğlum beni göt. Ben iyi gelen iyiyim oğlum. Kötü gelince göt olurum ha. Ben ha göt olurum. Bana niye göçsün lan ilk günden beri? Sen hep kötü geliyorsun. Siktir lan. Şerefsiz. Arkandayım. Ama iyi gelen hep iyi olduk. Vicdan var ya zaten o mecbur bakıyorsun. Doğru olan zaten vicdan duyuyor. Doğru insana iyilik yapsın o da bir gerçek yani. İyilikten maraz doğabiliyor bazen. Kardeşim onu da algılayabilir. Amına koyayım gördü öldürdü ya. Spike A'da düştü. Çok konuşuyorsun oğlum sen ya. Sıkır lan. Sıkara nerede ya. İyilik et iyilik ol bu hakikat. Hadi hadi hadi. İçme şu siktiğimi artık. Aa, insanlar nasıl mutlu oluyor biliyor musun? Spike'ımız düştü. Nasıl mutlu olduklarına sana çok güzel. O kadar rahat oluyorlar. Şimdi mesela bir tane olay var tamam mı? Bu olay üzerine biri sen bir şey yapıyor. Ondan sonra sen onu yaptığın için ben hani bütün bağ bir şeyleri yıkıyorum. Sonra ben de bir şeyler yapmaya başlıyorum. Benim kızı öldürdüler. Neyse. Diyor ki şey sen yaptın diye yaptım. Oysa ki o ilk yok yapıyor. O değil o anlamda değil. Bu yarının şöyle. Son turu. Şimdi sen kendini şey yap örnek veriyorum sadece. Sana biri bir şey yaptı tamam mı? Tamam. Sen de bu yaptığın şeyden dolayı yaptığı şeyden dolayı hani bütün şeyleri yıkmış oluyor tamam mı? Sen bayağı içine geçmiş oluyor. Kime ne lazım? Ondan sonra sen artık canlı yaktığı için canlı yakacaksın veya bir şekilde bir şeyler yapıyor anladın mı? Tamam. Ama canını yaktığı için canını yakıyor. Çünkü artık insan olmayacak. Ah, kızdım ama. Ondan sonra ölmedim. Ölmediydim. Neyse ondan sonra işte Mali. Şimdi böyle tartışmalar gidiyor hayatta tamam mı? Ama son oyuncu. Ama asıl bombayı kim yaptı? Karşındaki yaptı değil mi Mali? Tabii. Çünkü her şeyin tetiğini başlattı. Zaten sen defansifsin. He. Ondan sonra tertemiz. Kendi suçunun bir önemi yok. Artık tek suçlu kim biliyor musun? Taraf değiştiriliyor. Öyle rahat ki.
Ama işte bu gerçekten insan zannetmiyor yani. Yok, onun adamı salak o öyle sözü. Öyle bir insan şey oluyor. Gerçekle doğruyla bir hayat yalan zaten. Aynen yani realiteyi yani, kaçırmış oluyor. Doğru yanlış yani bunun etiğinde değil yani. Etiğinde anladım. Değil de Allah ona bir haklı koyuyor ama. Ki sonra. Gerisini var ya. Yani. Tamam ya işte böyle saçma salak insan türleri var maalesef. Çok zaten çok. Hele ki Z kuşağında şu, bazıları. Z kuşakla. Z kuşağın geneli problemi şu anda. Oğlum Z kuşağı. İyisi çok iyi. Geçen baban dedi ya. İyisi çok iyi. Bunların hepsi hırsız olacak. Hepsi değil de babam da hepsi için demedi çocuğum. Şu an çekiyoruz. Doğru hepsi için demedi. Yo yani der ki bunlar hani şey olan hırsızlık da yapardık bunlar arasında. Ki şey vardı bir tane sosyal deney vardı. Bir tane şey engelli bir abi duruyor yani öyle gösteriyor. Cüzdanı yere düşmüş. Yok. Açarım biraz. engelli bir kişi işte duruyor. Yere de cüzdanını atıyor. İçinde para var. Bye bye. Ondan sonra kimi? Yaşlılar falan geliyor. Adama cüzdanını geri veriyorlar. Orta yaşlılar, yaşlılar falan. İşte ne bileyim böyle sportifler, işte böyle gençler, şeyler falan. Kaçırıyor lan 10-8'i. Git başında. Hadi hadi hadi. Çünkü o şey kimse görmeyecek ve orada beleş para var. Lan sen yani hırsızlık mı amına koyayım? Hepsinden kötüsün sen engellediğine zarar veriyorsun. Çünkü hani hiçbir ahlaki değeri yok adamın. Hiçbir ideolojisi yok, hiçbir şey yok. Bu ne kadar zararlı bir şey oldu işte böyle zamanlarda anlaşılıyor. Ya çok pis insan var ya. Maalesef. Ama işte iyisi de var, kötüsü de var. Ama ben şunu fark ettim, iyi insan sayısı gerçekten azaldı. Ben 10 senede... Beni motorla ezmeye çalıştılar lan. Hiç yani, bu kadar olur abi. Yani... 10 senede aşırı azaldı işte bu... Ekonomi de etkiliyor. Ekonomi zaten etkiliyor. Ama ekonomiden ziyade... O işte ne bileyim, hiçbir yere bağlı değilim, o olmasın, bu olmasın. Sonunda gerçekten hiçbir yere bağlı olmuyor, ahlaki değerler dahil. Evet. Ha bazıları da... apolitik olarak gerçekten çok şerefli bir insan oluyor, bir şey demiyorum. Ama yani hiçbir ahlaki değerin olmayacağı da öyle. Diğeri de hoş kullanıyor amına koyayım. Yani dindar dini kullanıyor. Atatürkçü Atatürk'ü kullanıyor. İşte Kürtçülüğü kullanıyor. Türkçülüğü kullanıyor. Gözlere dikkat! İşte şerefsizleri. O kullananları diyor. Hop yukarı! Evet siyasete bağlamayın. Yok. Şey değil ama. Bu kanalda siyaset yok. Hayır. Tek gerçek zafer. Political humor var işte canım. Hayır zaten şu an mesela arkadaş çevremize bak. Zaferlisi var. Bir düşman. Komünisti var, sağcısı var, solcusu var. Yani biz o yüzden kanal olarak zaten çok bahsiz. Hoş komünist döndü yolundan da. Komünist. Zaten komünist üniversiteyi bitirene kadar komünist oluyor. Evet. Yani. Gerçekten öyle oluyor. Çekilir. Genelde öyle. Üniversitede sosyalizme çok yönelmiştim. Bir dönem gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Ya sana baktım ama sen salatsın. Özünde güzel ama yönetim biçimi tamamen diktatörlük ya. Özünde de iyi değil. Yok bence özünde güzel. Ya şey yapmadan belli başlı şeyleri çıkartınca içinin özünde güzel gerçekten. Belli başlı şeyleri çıkartamıyorum başka bir o zaman yani dedim çıkaracağın şeyler de büyük ihtimalle bayağı belli başlıdır. Şu bir gerçek. Benim siyasi görüşüm yok. Ben hani liberal, LGBT falan değil asla. Ortanın sağsıyım. Mali LGBT artı Q, T, R, S, T, V, C, H, ben liberal partiyi falan Türkiye'de tutmuyorum. O saçmalık da. Tutana da saygım var tabii. Ben daha böyle karışık yani. Her şeyin iyisi. Benim kafa orada. Ama bu ülkeye gerçekten solcu bir hükümet lazım. Şu an değil mi? Yani anasını siktiler işçi sınıfını. Ve hepimiz işçiyiz. Bütün ülke işçi neredeyse amına koyayım. Aynen. Ya böyle bir şey mi olur? Herkes askeri ücret düşüyor ama. İşçi. Özellikle bak şu sizin Konyalılar var ya. Yani paraya dokunan bozuluyor. Evet vallahi. Genel öyle anlıyor. Yani. Biz de öyle ya. Ya sıçtım 50 liraya adam çalışıyor saat diye. Askeri ücret 75 lira lan. En dindarı da bu ha. Yani en dindar. Şehir değil mi? Böyle çevireceğim. Benim garibime giden de o zaten. Ya dindarsın işte, da kim yani. Ne şey yapıyorsa orada çok problem. Güzel insanlar var o ayrı bir o şey. O ayrı canım tabii ki. Dindarın ama esnaf var, sizin kısmında var. Bir problem var. Özellikle Konya'da var bunu. Esnaf herkesten duydum. Bir problem var. Konyalı dahil yani. Herkes de bunu duyuyorlar. Yok.
esnafların hepsi Konyalı değil zaten mi? Öyle mi? Ama Konya'da esnaf olduğun zaman değişiyor. Değil mi? Yani milliyet fark etmiyor aslında. Gerçekten oğlum. Gerçekten. Çok aşırı garip yani. Ve şey var. Karşılaşma bulundu. İşçiye de hakkını vereceksin, patrona da. Şu an öyle bir vergi alınıyor ki. Evet. Yani adam işçi çalıştırdığı zaman %80'lere çıkıyor vergi. Öyle aptal saptal bir şey. Adam %20 lira nasıl hayatta kalsın amına koyayım. İstihdam sağlıyor. Aynen. O mesela verenlerin bazıları da haklı bir şekilde veriyor. Mesela o çiğ köfte. Hadi sen çok konuşayım. Bana Allah rızası için bir su verir misin? Şerefsiz. Allah'ın neyse. Ben son şunu diyeyim. Bu ülkede sadece solcu yoktur. Şerefli ve şerefsizler de vardır. Cemil İpek, Cemil Bey'in cipeci değil de. Lan ne oldu? Bilinçaltı ortaya çıktı. Bilinçaltı ortaya çıktı. Pusat! Pusat! Oğlum! Cemil İpekçi de akıllı bir adam ha. Cemil İpekçi akıllı bir adam zaten. Bu benim mi Mali? Dikebiliyor muyum bunu? Dikiyoruz o senin. Oğlum biz iyice hayvanlaştık ha. Ne abi? Taylandlılar hep böyle. Dikiyorlar ya, mıymış böyle suyu? Yanlış bilmiyorsan hep şişeden içiyorlar. Ya sadece senin kullanacağın şişe işte, ne güzel kullan. Ay. Çok susamışım ya. Evet. Ya sonuç olarak olsun. Sağcı ol, solcu ol. Ay Tanrı solunu lan. Etten bütün sağda solda sana girsin. Seni siksinler abi. Edepsiz terbiyesiz. Bak hiç küfür ettim mi? Hiç küfür ettim mi? Senin varlığın küfür lan. Hiç bak hiç küfür ettim. Varlığın Türk varlığına armağan olsun. Hiç sus otur. Etmedim. Hiç küfür etmedim. Yani bu videoları ailelerde izliyorsun. Sevgili aileler. Çocuklarınıza bu videoyu izle. Hayır çocuklarını okula gönderseler yetiyor zaten. Kreşle küfür öğreniyor amına koyayım. Doğru lan ben ne bütün pisliği okulda öğrendim. Yani eğitim şart ama eğitim şart amına ağzına sıçtılar okullara falan. Oğlum ben küçükken bizim evde küfür eden insan yoktu lan. Ya bizde de öyleydi. Yani babam bir kere bok mu ne demişti herkes. Şimdi dünyanın en büyük yani küfürbaz oldum ya. İşte şerefsiz zaten beni de bozdun. 18 ama yaşına kadar ben sayılı küfür ettim. Seni bu, ama Yunus ben bozdum. Beni bir bozdu. Üniversitede Yunus biraz bozdu, sonra sen tam bozdun. Ben seni çok bozdum vallahi. Sen çok şerefsiz. Küfür konusunda gerçekten seni ben vatan aynı yani köpek. Ciddi oranda seni bir küfürbaza çevirdiğimi düşünüyorum. Evet. Bundan da şey üzülüyorum. Aa. Ama bana ne? Yapacak bir şey yok kardeş. Yapmasaydın ama. Ya ne yapayım? Bu ne? Yürü git de hızlı kur. Şu sağ kur. Nerede? Yere buraya mı kuruluyor? 5'e basın. Ha. Ben bu harita hayatımda ilk defa gördüm. Mike yerinde. Olabilir. Pearl daha önce görmedim. Sanki gördüm. Şey, Junior Sancaktar oynarken görmüştüm de çok konuşur. Ben şeyi bile Sova'yı oynadığını bile görmemiştim. Hadi hadi hadi. Şu kadar boş konuşturuz ki oradan. Sensin lan boş. Sikik sinirlendir duruyorsun. Oğlum bu insanlar nerede? Yakında gelirler de sen yürüyor. Koşuyorsun ses. Aa. Ben adamı öldüremedim ama. Kafaya vursun. Bir kere. Dikkat! Yakınsın ya, yakın mesafe 105 vurdum. Bir düşman kaldı. Bir düşman kalmış. Dur istersen. Bomba patlar, ben patlar. Sağ karşıda. Hop yukarı. Evet, şurada canını öldüreceğim. Zaten ölecek bir şey. Koş artık. Dörde. Dörde basınca koşuyor mu? Yok, bıçağı alıyor, daha az koş. Her zaman yani elindeki silahı bağlı. Sen bunu demişsindir de ben aynen onu düşünmüş. Neyse patlatmaya devam. Hiç biliyor musun? Göt. Bak mesela zırh almıyorsun, bunu alıyorsun. Sonra ölüyorsun ama. Ya zırh dediğin nedir ki? Can. Tek mermi var. Teçhizat lazım. Tek mermi. Teşekkür ederim. Evet o yüzden ölüyorsun. Saçma sapan üniversite. Boş. Ya tamam cahiller. Ya. Ya tamam yeter artık ya. Kendi bir şeyine bile cahil. Ne kadar garip ya. Ha bakalım abi. Ya ne yapalım ülkeyi düzelt. Orada kaçma. Ya ben Spike'a bakmıyorum. Spike kim ne diyeyim. Niye çıkıyorsun oradan? A'da düşman görüyorum. Silah var. Dolduruyorum. Oğlum su çok güzelmiş lan. Değil mi? Marka bilgisi vermiyoruz. Zaten üstün attık çöpe, bilmiyoruz da. Bilmememiz lazım. Söyleme böyle şeyleri Mali. Eline gelince söylemiyorum tabi. Ama sıçtığımın Doçu Furkan'ı buradan çıkıyor. Bağırıyor işte avşar mesela.
O çocukla geldiğinde gelemedik. Hadi bakayım. Anlaşıldı. Bomba! Bir düşman kaldı. Hat-trick! Ağda düşman görüldü. Willy. Bazen şive sinorlara kayıyorum Ali. Willy mi? Bizi kim Willy mi diyorlar? Bizi Willy demiyorlar. Ne diyorlar? Willy mi amına koyayım? Erzurumlar ne diyorlar? Dans etmek istiyorlarsa Erzurum. Oy. Anne tarafı Erzurum, baba Ordu. Ben doğum büyüğüm İstanbul. Ama sen daha çok Erzurum'la benziyorsun. Ben anne tarafında daha çok büyüdüm o yüzden. Willy. Willy mi? Willy değil amına. Ne diyorlar? Bizimkiler de aslında Rize'den geçmiş, çok uzun yıllar önce. Ya Erzurumlu olmak ayıp bir şey değil ya. Hayır o değil. Allah manyak var. Erzurum değil mi? Dadaş olur. Dadaş iyi adamdır da. Ben bak, sen hariç, Erzurumlu kimi tanıdıysam çok delikanlı insanlar. Pezenek ben piç miyim? Sen hariç dedim. Ya sıktık. Senin başka bir şeyin var. Bir tük etme lan. Tabi vurayım mı masayı? Memeyi mi? Ha bu videoda da diyorum bak. Eğer 1000 tane beğeni kaldı. Gelirse saçmalama acı bir haftalık sınır. Bin, ileride zaten binlerce beğeni alır. 1000 tane inşallah binlerce. 1000 tane beğeni 100 tane de Mali'nin memesi yorumu ya, siktir, gelirse Mali'nin memesini çekip atacağız. Sikik sikik konuşma. Gerçekten yani ilgilisine değer. Yani değeceğini anlarsınız. Beni öldürdüler. O yüzden, bu ne lan? Bu ne yapıyor amına koyayım? Türk şaman. Ama ne dönemi? 21. yüzyıl. Evet. Z kuşağı şaman. Z kuşağı çok zeki de akıllı değil genelde. Gerçekten akıl konusu problemi yani. Doğru yanlış seçemiyor. Özgür problemi var onlar. Evet. Her şeyi özgür sanıyorlar. Evet, ya bir kere kimseyle bağ kuramıyor, duyguları yok. IQ da var amına koyayım. Sadece IQ mu var? Yani IQ en az IQ kadar mühim. Özgürlük olur. Gerçekten benim için de çok önemli bir şeydir. Öyle. Ama mesela çok faktör vardır bazı şeyler. Her şeyin aşırısı zararı. Yani aşırı atıyorum, liberalizm de zararı. Liberalizmde de liberal olmak lazım. Mesela ne diyeyim? Ne gibi bir örnek vereyim? Mesela kız arkadaşım var. Bas gaza. Diyor ki işte şu sınıfından diyeyim ben artık. Sınıfından şu kız şey. B'de düşman gibi. Yani yürüdüğü sana yürüdüğünü falan düşünmüş ya da bir şeyler düşünmüş. Onunla iletişimi o. B'de düşman. İletişimi azaltman istiyor mesela. Anladın mı? Burada özgürlüğünü biraz kısıtlayabiliriz. Aa, bir de şu var. Hürriyetin tanımı ne? Sen bir başkasının hürriyetine dokunana kadar amına koyayım. Evet. Ya alem senin etrafına dönmüyor ki amına koyayım. Sen diğer insanlar gibi değerli şey. Her insan değerli. Benim dediğim şey basit değil ama bu temel. Yani temel daha temelde şu var. Bu insanlar her insan değerli zaten. Bu özgürlük manyağı yani Z kuşağı dediğimiz insanlarda etik özgürlük bir düşman kaldı. Haklı. Yani etik nasıl değişir ya? Aşırı yani ha işte bunu değiştiriyorlar. İşte diyor ki ben çok düşük ihtimal düşük değişmesi. Yani değişebiliyor tabii yıllar içinde. Ben sahilde sevişirim. Neden? Hayır, sevişemezsin. Yani sen sonuçta bir başkasını sen, göstermiş oluyorsun. Yani, sen sahilde sevişemezsin. Yani normalde sevişememen lazım. Yani normali değil de bu görmedin mi? Gördüm ama vazgeçtim. Şey yapması lazım. Mesela devletin bir English Garden mı ne vardı Almanya'da ben gitmedim de. orada mesela soyunuyorlar onu. Orada serbest. Git orada soyun. Niye normal sahilde gidip şey yapıyorsun? Yani dünya oğlum, sana... Devletin genel evi var lan. Doğru. Git sikiş al. Devlet de para kazansın. Sigortası var onların. Memur onlar. Ne gideceğim ben? tabi bir orospu bile olamadık. Kaç puanla lan acaba? Kaç puan kahvesi? Ya kaç mesela puan? Öyle bir saçmalık var. O kişinin götü lan güzelse... Lan onlara mı puan istiyorlar? Bilmiyorum. Yani olabilir. Her şey olabilir şu an ülkede. Sikerim ha. Yani götünün güzelliği... Yani yüzünün güzelliği. Şu devlette orospu olamayacağımı bile düşünmek çok hayal kırıcı. Orospu bile derken şimdi aralarında... İyi orospular da var. Giremem artık. Oraya şey var o topa giremem. O top beni aşar. Şey var ya. Bir düşman. Mesela bu ülkede kim arıyor?
Doç. Hayır olsun şimdi. Doç kim? Alo, şu an kayıttayız. Doç, söyle. Pardon abi, ya sonra arayayım seni. Yo yo, sıkıntı yok. Bir şey varsa geçelim. Oğlum bu çocuğa niye Doç diyorsun? Çünkü Doç nickname'i. Abi Doç mu? Senin şu geçen dediğin mevzuyu... Bir dakika, dur. Mevzuları konuşmayın gençler. Para kazanacağız diye de hayatımızı satmayalım amına koyayım. Lan. Bir şeyler patlatmam lazım. Bir şeyler patlatmamız lazım. Bomba! Ekip şey karıcık. Hava çok soğuk ya. Gerçekten hava çok soğuk. Ah, kızdım ama. Lan. Bir düşman kaldı. Bunu okudum, bıçakla öldürecek bile. Şerefsiz. Beni rezil mi edeceksin lan? Oha, parmaklarımı ne biçim havaya uçuruyordum. Ben kaçar. Şey olmadı ama. Ne dedim de kırıldım. Aa, canım. Dolduruyorum. Gençler, şu kanala abone olun. Şu mali de sevinsin artık kanka. 3 kuruş para kazanacak. Şunu tam anlamadan gitmeyeceğim. Burayı tamamen bitirmemiz lazım. O bu doluyormuş. Gençler nereye gidiyoruz? Oğlum koşuyorlar. Ne dedim de kırıldı. Gel pusat. Yok şanslı. Miau. Bir dakika. Ya ne sabır. Abi sen soru ver. Dur. A'da düşman görür. Hızlı. Düşman kaldı. Ben kaçar. Boya, tamam. Yükler, tamam. Fren, olmaz, yerimde duramam. Başka yok mu? Ben hepsini parçalarım. Siz arkamı toplayın. Saldıranlar kazandı. Bana bulaşmayın demiştim size. Dolduruyorum.
Evet arkadaşlar, lütfen abone olmayı unutmayın. O ara sessiz oldu. O ara önemli konular konuşuldu. Ani çıkmış. Daha önceden de çok önemli hayati, konular konuşuyorduk. Ama hayati, daha şahsi bir şeyleri daha... Yani bunun nedeni de şu. Biz size video çekiyoruz ama hayatımızı satmıyoruz ama. Anladın mı? O yüzden... Ethem'in bilgilerini almak için bana 1 milyon dolar yollayabilirsiniz. Yani o bile satar zaten. İşte, ama Malin'in memesinin değeri 1000 beğeni, 100 tane Malin'in memesi yorumu. Bunu unutmayın. Hadi hadi tamam kapat hadi. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğene basın. Yorumları ben söyleyeyim. Abone olun. Malin'in memesi yazacak. Malin'in memesi. Siktir lan içeriz. Zaten yazamıyorlar galiba. Otomatik YouTube engelliyor. Öyle mi? Ama memeyi engellemeyebilirsin. İngilizce de var eminim. Memcü yazın. Malin'in memcü. Siktir. Bir hafta içinde olmak zorunda diyeceğim ama zaten böyle bir şey olsa da yapma, yollama saçmalama. Yok, bir hafta içinde olmaz zaten. Yani olursa da yapacak bir şey yok. Ya ne yapacak bir şey? Sen veriyorsun, ben sen zaten kaypaksın. Hadi görüşmek üzere. Kaypak mıyım değil miyim görecekler. Herkes görecek kaypak mıyım değil miyim. Şerefsiz. Hadi bakayım.